roka koydum. Sonra ıspanaklarımdan koydum. Birazcık bezelye filizi. Taze taze. Birazcık frenk soğanı. Birazcık diğer mikro baharatlarımdan koyuyorum. En sonunda kuzu kulağı yani sorel içine koydum. Anlatayım hemen. Bu mikro baharatlarda su kontenti çok minimum seviyededir. İçinde inanılmaz derecede aroma kontenti yüksektir. Böylelikle yeşil protein de çok ön plandadır. Evet, güzelce gördüğünüz gibi hafif bir elma suyunu ekledim. Birazcık daha ekleyeceğim. Bunu da ekledikten sonra blender edeceğim. Ama bunun cappuccino'sunu yapmak için de üst köpük lazım. Bunu sütten değil, yine elma suyundan yapacağım. Elma suyundan yaparken de bir yaprak jelatin suyun içine ıslatıyorum. Biz bunu blend ederken, parçalarken bu da hazır olmuş olacak. Böylelikle de elma suyuyla beraber köpüğümüzü yapmış olacağız. Hemen bunu blend etmeye başladım. Evet, yeteri kadar bu robotumuzla istediğimiz yeşilliği aldık ve daha da güzel blend etmek için başka bir kaba alıyorum. Şimdi kabını da aldıktan sonra hafif bir el mikseriyle bunu daha da yeşil hale getireceğim. Gördüğünüz gibi tamamıyla yeşil hale geldi. Yeşil cappuccino'muzun base'i hazır. Neyimiz kaldı? Jelatinimiz hazır. Gördüğünüz gibi soğuk suda jelatinimizi güzelce ısladık ve kalan elma suyumuzun içine atıyoruz. Blender'ımızın, el blender'ımızı taktıktan sonra blender'ı içine koyup çalıştırmadan önce hafif bir streç filmle de kenarını kapatabiliriz. Şunu şöyle tutalım. Streç filmi alalım ve etrafından dönecek şekilde kapatalım. Ne olur ne olmaz. İçindeki miktar çok fazla olmadığından dolayı etrafa sıçrayabilir. Güzelce kapattık ve çalıştırmaya başladık. Böylelikle de cappuccino'mun köpüğü hazır olur. Cappuccino'muzun üst köpüğünü koyalım.